Geçen hafta yapılan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'ye yönelik yeni bir harekatın sinyalini vermiş ve dün yaptığı yeni açıklamada da Kuzey Irak'ta PKK'ya ve PKK'nın adeta yavrucuklarına karşı yaptığımız operasyonlar var. Aynı durum Suriye için çok daha geçerli, çok daha önemli. Her zaman söylediğim gibi, bir gece ansızın onların da tepelerine ineriz, inmeye de mecburuz. Biz şehitlerimizin bedelini bunlara ödetmeyecek miyiz ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar bölgede ciddi bir hareketliliğin yaşanmasına neden olurken, Suriye'deki muhalif gruplar İngiliz haber ajansına konuştu. Muhalif gruplardan temsilciler Türkiye'nin askeri operasyonuna katılmaya hazır olduklarını duyurdu. Türkiye'nin terör örgütü PKK'nın uzantısı YPG'ye karşı operasyon düzenleme sinyali vermesinden sonra Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer operasyona destek vermeye hazır olduklarını açıkladı. Yüzbaşı Abdülselam Abdülrezak bölgedeki birliklere talimat verildiğini açıklarken hazır olmamız bir ya da iki gün sürer. Türkiye ordusunun yanına katılacak binlerce savaşçımız var dedi. Sözcünün haberine göre Suriye Milli Ordusu'ndan yetkililer bu operasyonun iki bölgeye odaklanacağını da öne sürdü. Reuters, yetkililerin açıklamalarını paylaşarak, Türkiye'nin iki hedefi var. Şerifat ve Kobani bu bölgelerin alınması Cerablus ve Tel Abyad'a bağlantı sağlar yorumunu yaptı. Suriyeli muhaliflerden üst düzey bir isimse Ankara'nın gerçekleştireceği askeri operasyonun ne zaman başlayacağının henüz belli olmadığını fakat Türk yetkililerle temas içerisinde olduklarını da söyleyerek ikinci bir emre kadar operasyon ertelenebilir dedi.